Şimdi bir açının iki tane kenarı vardır, tamam mı? Bir tanesi başlangıç noktası, bir tanesi de bitim noktası. Başlangıç noktası ve bitim noktasına göre de açının yönü değişir. Anladın? Ben de tam onu düşünüyordum. Neyi? Anlayıp anlamadım. Yani başkası anlasa daha mı iyi yoksa daha mı kötü anlarım diye. Ne diyorsun? Ben seni anlamıyorum belki. Şimdi sen bana anlatıyorsun ya böyle. Beynim önce senin sesini net bir şekilde algılıyor. Ama sonra 3-5 dakika sonra yani anlattıklarını böyle şarkı gibi bir şey çeviriyor beynim. Ben de kendi kafama göre başka şeyler hayal edip öyle gülümsüyorum sana. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ben burada sana açılardan bahsediyorum. Sen hayal dünyanda mı geziniyordun? Evet. Mesela senle bir yaz tatiline falan çıkmıştık o sıra kafamda. Birlikte kızgın kumlardan serin denizlere falan atlıyorduk. Hatta sen güzel güzel gülümsüyordun bana. Bak yine başladın tatlışlıklara. Hadi sınav var, çalışmamız lazım. Gel. Tamam. Bu açılar gördüğün gibi. Hı. Şey, bir tuvalete gidip geleceğim de ben. Sen devam et, ben bakarım sonra. Hay hay. Ne oldu, ne istiyorsun yine? Matematik hocası kantindeymiş. Sınav sorularını çalmanın tam vakti. Nasıl yani? Gel benimle. Hacı orada. Buyurunuz. Çok saygıdeğer hocam. Teşekkürler Zeynep. Afiyetler olsun. Hocam başka bir isteğiniz var mıydı? Çünkü ben depoya gideceğim de. Yok yok, sağ ol. Tamam. Zeynel de gidiyor. Şahane. Ben onu oyalayacağım. Sen de şuradaki çantadan soruları çalıp Tolga'ya götüreceksin. Bu kadar. Diyorsan öyle olsun. Aferin kölecik. Tamam ya, kızma. Hadi bakalım başlayalım. Hocam afiyet olsun. Vaktiniz varsa bugünkü sınavla ilgili birkaç soru sorabilir miyim acaba size? Sor oğlum, dinliyorum. Hocam şimdi siz acaba bugünkü sınavı çoktan seçmeli test olarak mı yoksa bildiğiniz hani böyle klasik yazılı olarak mı yapacaksınız? Niye sordun bakayım? Merak hocam. Merak ettim sadece. Kişi sayısı kadar tekst bastı. Şıkları işaretlerken arkasına da çözümlerini yazacaksınız. Yani ikisinin karması bir şey olacak. Vallahi hocam bizi nasıl zorlayacağınızı biliyorsunuz gerçekten. Teşekkür ederiz. Al şu lanet şeyi benden. Hırsız oldum zaten sizin yüzünüzden. Şimdi Aybet'ciğim istersen sen bir sakin. Çünkü bu daha başlangıç. Ayrıca bu kağıt da sende kalıyor. Niye bende kalıyor? Hırsızlık yaptım yetmedi, bir de kopya mı çekeceğim? Ya Aybet, ben de seni kardeşinden ve o çok bilmiş kuzenlerinden akıllı sanırdım. Ama sen şimdi böyle konuştuğun zaman beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Şimdi sen alıyorsun o kağıdı, bizim kızıl şeytanımızın çantasına güzelce yerleştiriyorsun. Çünkü bizim hocayı Berk'in soru kağıtlarını çaldığına inandırmamız lazım. Ne diyorsun ya? Berk'in üstüne suç mu atacaksın? Yani evet, şimdi senin kafan bir tık daha çalışmaya başladı ama atacaksın değil, atacağız. Ben hayatta böyle bir şey yapmam. Yes. Şimdi bir düşünelim. Senin böyle bir şey yapmak gibi bir şansın var mı?
İşte o yüzden sen şimdi bu kağıdı al ve bence elini çabuk tut. Çünkü elinde bu kağıtla yakalanırsan senin için hiç iyi olmaz. Benden söylemesi. Hadi görüşürüz. Aybik. Nerede kaldın be tatlım ya? Bak bütün testi tek başıma çözdüm ha. Baksana bir bakalım hepsi doğru mu? Doğru. Hocam sağ olsun. Doğru olması ayıp olurdu ama değil mi? Hadi sınıfa çıkalım o zaman da sınava geç kalmayalım ama değil mi? Sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.